Ondan sonra işte resmi işlemlere başladık. Babam tarafından, aile tarafından Diyarbakır'da olduğunu öğrendik cenazenin. DNA örnekleri alındı aileden. Babanın DNA örnekleri alındı. Sonrasında işte kısa bir süre geçtikten sonra DNA sonuçlandı ve işte resmi prosedürler birkaç ayı buldu. Bize gelin cenazenizi alın dediler. 2019'un Temmuz ayına doğruydu. Biz ailece gittik işte cenazemizi almak için oraya gittik. Resmi işlemleri hallettikten sonra saat 6 civarı bize Yeniköy mezarında cenazenizi alabileceğinizi söylediler. Biz oraya doğru hareket ettik. Mezarlığa vardık. İşte mezarı açacağımız esnada savcılıktan herhalde yeni bir haber geldi. İşte cenaze verilmeyecek diye. Neden olduğunu sorduk. Bize şey dediler. Dediler ki işte birkaç küçük şey var. Halledilmesi gereken birkaç resmi evrak var. Onlar halledildikten sonra size cenaze teslim edilecek. Tamam dedik. İşte 15 Temmuz falan araya girdi. Birkaç günlük resmi tatilden dolayı orada bekleyemedik. Geldik. Sonrasında defalarca aradık işte ne oldu, niye vermiyorsunuz diye yine başvurularda bulunduk. Sonuçsuz kaldı işte her defasında başka bahaneler üretildi. En sonunda işte şey dediler bize, cenaze ile alakalı vücut bütünlüğünün sağlanamadığı, bununla alakalı yeni bir DNA yapılacağı denildi. Yine bekledik işte hani sonuçlanmasını bekledik. Defalarca resmi kurumlar üzerinden başvuruda bulunduk. Aile kendimiz yani aile olarak bireysel başvurularda bulunduk. Hiçbir sonuç alamadık. Yani bu artık hani sistematik bir işkenceye dönüştü aileler üzerinde. 6 yıldır hani bir DNA sonuçlanmaz mı? Hani 6 yıldan sonra artık DNA'nın sonuçlanması gerekiyor. Yani bu o kadar uzun sürebilecek bir şey değil ki. Hani bunu artık işkenceye dönüştürüyor aileler üzerinde. Defalarca gidip gelmemize rağmen hepsi sonuçsuz kaldı. Süresiz, sürekli aynı şeyler, aynı örnekleri gösteriyor işte vücut bütünlüğü. Tamam vücut bütünlüğü ama 6 yıl geçti. Yani bu son itibariyle biterdi yani. Yani sen bir mezarın içine 3 tane cenaze koymuşsun, kemikleri koymuşsun. Yani bunlar 6 yıldır hani ayrıştırılamadı mı birbirinden? Son itibariyle DNA'mızı vermişiz. Hani bunun artık halledilmesi gerekiyordu. 6 yıldır bekliyoruz. Hala sonuçlanmasını bekliyoruz. Yine resmi kurumlar üzerinden başvurular yaptık. Gerek İHA'da gerek diğer kurumların üzerinden başvurularımızı yaptık. Sonuçsuz kalıyor her defasında. Yani artık biz cenazemizi almak istiyoruz. Yani bu halkın evlatlarının kemikleriyle artık hani ne yapacaksınız onları? Hani bu işkence nereye kadar? Şey vardır hani dini bir söylem vardır. İnsan öldüğünde şeytan el çeker. Hani nereye kadar yani şeytan bile el çektiği yerde siz durmuyorsunuz da hani bu halen devam ediyor. İnsanlara bu işkenceyi ne yaşatıyorsunuz ki yani sözde hani Müslümanlık üzerinden naralar saçıyorsunuz insanlara. Ama gelin görün ki işte ölülerimizin kemiklerini bile bize hani çok görüyorlar. Bunu bile bize çok görüyorlar. Hani aileler üzerinde bir yıldırma politikası yapmaya çalışıyorlar ama sonuçsuz kalacak. Çünkü görüyorsunuz yakın süreçte Yılmaz arkadaşın cenazesinde olduğu gibi aileleri yıldıramazlar. Yani bu şekilde hiçbir şey yapamazlar. Yıllardır bunu yapıyorlar. Yıllardır cenazelerimizle alakalı yapmadıkları şey kalmadı. Yani cenaze kemiklerimizi yakıyorlar. Türlü türlü şeyler getiriyorlar cenazelerimize ama biz bu halk yılmaz. Yani sonuçsuz kalır. Hiçbir şekilde başarıya ulaşamazlar bu yönden. Gördüğünüz gibi Yılmaz arkadaş da ondan öncesindeki arkadaşlar da yine aynı şey yaptılar. Kutular içerisinde kemikler ailelere teslim edildi. Ama yine halk ve aile yine duruşundan hiçbir taviz vermeden cenazesine sahip çıkıldı. Yani çünkü sonuç itibariyle o kemikler bu halkın çocuklarının kemikleri. Bu halk için bir şeyler yapmak isteyen insanların kemikleri yani bu sonuçsuz kalır. Hiçbir şekilde başarıya ulaşamazlar bu yönde. Bir insan öldükten sonra şeytan bile el çeker. Ya bunlar artık şeytandan daha şeytanlaştılar. Çünkü bir insan yani sen ruhu gittikten sonra sen bedenden ne istiyorsun ki? Beden ne yapacak? Yani o intikamlı bedenden olmaya çalışıyorsun ya bu nereye varacak? Ne elde edeceksin? Çünkü cansız bir bedene sen kalkıp işkence yapmaya çalışıyorsun. Cansız bir beden üzerinden toplumu sen toplumdan intikam olmaya çalışıyorsun. Yıllardır yapıyorlar bunu. Hiçbir yere varamayacaklar.
sonuçsuz kalacağız. Çünkü görüyoruz. Yani arkamızda kalan tarihte gördük bunu. Neler yaşandığını gördük. Halk yine aynı halk. İnsanlar değişmedi. Bu halkta şey oluşturur yani bir daha derler yani o kemiklere bağlılığı daha da fazlalaştırır. Yani siz bizim kemiklerimiz üzerinden bizi terbiye edeceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz burada. Halk bunu defalarca gösterdi. İnsanların hani ölü bedenlerine saygısızlık yaparak bir yere varacağını sanıyorsanız bu yanlış bir politika. Çünkü tutmadı bu politika. Bunu yaparak hiçbir yere varamadınız. 40 yıldır görüyorsunuz bunu. Sonuç alamayacaksınız. Yani siz öldürdükten sonra bir insanın cenazesini yani ne diye işkence edersiniz ki? İslam'da da yeri yok bunun. Yani sözüm ona İslam ülkesiyiz. Ama İslam'da da böyle bir şey yok ki. Yani düşmanlığın bile bir hukuku vardır. İnsan öldürdükten sonra cenazeden el çekersiniz, bırakırsınız cenazesini de. Yani tarihte de bu vardır. Savaşlar durmuştur, cenazeler hani birbirine teslim edilmiştir. Öyle savaşa bir daha tekrar devam edilmiştir. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde bu hukuksuzluk yok. Bu adaletsizlik yok. Öyle yaşadı ve öyle öldü. Biz hani onun yaşantısından ta ki ölümüne kadar biz onunla gurur duyuyoruz. Sürekli anıyoruz. Asla bir pişmanlık aile olarak duymadık. Sürekli hani ona sahip olduğumuz için öyle bir aile bireyine sahip olduğumuz için biz onunla gurur duyuyoruz. Özellikle ben hani bunu yapan insanlara seslenmek istiyorum. Az önce de belirttim. Defalarca bunu denediler. Sonuç elde edemeyecekler. İnsanların değerleri üzerine itibarsızlaştırmayla bir yere varamayacaklar. Gördüler bunu. Bundan vazgeçsinler. Hani bizim kutsallarımız vardır. Biz resmi şeylere başladığımızda, resmi işlemlere başladığımızda devletten yetkili biri beni aladı. İşte cenazeniz burada, işte gömülü mezarı var denildi. İşte Diyarbakır Yeniköy Kimsesizler Mezarlığı'nda. Burada kalsın denildi. Cenazesi burada kalsın, mezarı yapılmış. Sordum ben dedim, astsubaydı yanılmasam. Nerede dedim cenazem? İşte Yeniköy Kimsesizler Mezarlığı'nda. Dedim kardeşim kimsesiz değil ki. Niye Kimsesizler Mezarlığı'nda kalsın ki? Bizim örf ve adetlerimiz var. Geleneklerimiz var. Biz yaptığı işten de asla hani mutsuzluk duymadık aile olarak. Biz gurur duyduk yaptığı işten de. Kalkıp da kardeşimizi Kimsesizler Mezarlığı'nda bırakacak değiliz diye bir cevap vermiştim ona. Yani bunu bilsinler, bu halkın evlatları kimsesiz değil. Kimsesizler mezarlarında defnedilecek insanlar değil. Bu çocukların sahipleri var, bu insanların sahipleri var. Kalkıp bu şekilde insanları cezalandırmak, kimsesizler mezarlığına sokmak çözüm olmayacak. Bunu defalarca gördüler. Bundan vazgeçsinler. Yani bir yere varamayacaklar.